kitapçılarda, çocuklar için ayrılmış reyonlarda albenisi çok yüksek kitaplar var. Ve gerçekten çocuk kitaplarının sayısı bir hayli arttı. Bu yüzden de çok önemli bir konu bu. Anne babalar çok dikkatli olmalı hangi kitapları alacakları konusunda. Çünkü bakıyorum bazen çocuklara tercihleri bırakıyorlar ve çocuklar çok renkli, işte ses çıkaran, hareket eden kitapları tercih ediyorlar. Oysa ki anne babaların çocukların önüne seçenek koyarak çocukların da kitap seçimine katkıda bulunmasını sağlayabilir. İşte o seçenekleri oluştururken de dikkat edecek ilk şey gerçekten çocuğun kaç yaşında, bu yaşta çocuğun neleri anlayabilir, gelişimsel düzeyi nasıldır, neleri algılayabilir, neleri algılayamaz gibi konulara dikkat etmesi lazım. Yani öncelik yaş ve yaşın getirdiği bazı gelişimsel özellikler. Ama bu gelişimsel özelliklerin yanında bir de çocukların bireysel özellikleri var. Yani her çocuğun ilgisi ve ihtiyacı farklı olabilir. Bu yüzden çocukları da kitap seçme sürecine katmak lazım. İçinde neler var bakmamız gerekiyor. Bir kere içerikte çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz değerler mutlaka olmalı. Yerel ve evrensel değerlere dikkat etmemiz gerekiyor ama bunu yaparken de böyle öğüt veren, çocukların şunu yapmaması gerekir, bunu yapması gerekir gibi bir takım öğretici bilgilerin olduğu kitaplar değil, çocuğun hem hayal kurabileceği hem de yaratıcılığını geliştirebileceği, çocukları uyaran cümlelerin olması gerekiyor. Geleneksel çocuk kitaplarına baktığımızda iyiler ve kötüler var örneğin. Ve iyiler mutlaka ödül alırlar, kötüler de ceza alırlar. Artık bunlar evrensel değerler için çok eski kaldı ve ayrımcılığa çocukları itebilen değerler olarak karşımıza çıkıyor. İnsanı anlamaya yönelik sevgi, şefkat, barış, ötekileştirmenin olmadığı temalarda doğa sevgisinin olduğu, akran sevgisinin olduğu, insan sevgisinin olduğu, paylaşımın, işbirliğin olduğu içeriklere yönelmelerini tabii ki öneriyoruz ailelere. Tamamen çocuğa yönelik, çocuğun hayal gücünü geliştirecek ve evrensel, yerel değerleri besleyecek konularda, içeriklerde kitapları seçmemiz gerekiyor. Bir çocuk edebiyatı algısı yoktu. Hatta yetişkin yazarları bile çocuk edebiyatının olamayacağını tartışıyorlardı 80'lerde ve 90'ların başında. Ama artık böyle değil. Çağdaş çocuk edebiyatı çok ilerlemiş durumda. Hem yerli hem yabancı yazarlar buna çok önem veriyorlar. Bunun önemi anlaşıldı. Çok eskiden işte masallar okunuyordu sadece çocuklara. Ya da yetişkinler için yazılmış metinler kısaltılarak çocuklara uyarlanıyordu. Ama artık öyle değil. Çocuklar için yazılıyor. Çocuğa görelilik diye bir kavram var ve bu oturdu. Editörler, yayıncılar, yazarlar ve hatta öğretmenler, kütüphaneciler ve ebeveynler artık bunun farkındalar ve buna göre hem kitap seçiyorlar ve buna göre yazım yapılıyor artık. Didaktik kitaplardan uzak durmaları gerekiyor aslında. Çünkü edebiyatla, yani kitapla bağ kurmaya başlıyor çocuklar okumaya başladıklarında ya da okul öncesi kitaplarda. Didaktik kitaplar onlara ders kitabı gibi geldiği zaman bundan kaçıyorlar. Bunun önüne geçmek için de onlara hikaye anlatmak lazım aslında. Her çocuk hikayeyi sever. Hikaye sevmeyen bir çocuk yoktur. Bunlar yazılırken de işte aman çocuğun seviyesine ineyim gibi bir düsturla değil de aslında onların hayal gücünün biz yetişkinlerden çok çok daha fazla olduğunu düşünerek onların seviyesine çıkacak kitaplar yazılması ve basılması gerekiyor. Ebeveynler ve öğretmenler de kitap seçerken buna dikkat etmeleri gerekiyor aslında. Beğendiği kitapları, hani görsel olarak hoşuna gidenleri önce almayı deniyoruz. Yalnız önüme alıp bir okuyorum önce kitabı. İçeriğine bakıyorum, anlatım şekillerine. Bazı masallar ve hikayeler alıntı olduğu için, yani daha doğrusu çeviri yapıldığı için Türkçe'ye bizim dilimize uygun çeviriler olmuyor. Gerçekten yani çocuğa bazı şeyleri açıklayamıyoruz. Buna dikkat etmeye çalışıyorum. Yani bizim ahlak değerlerimiz olsun, toplumsal değerlerimiz olsun. Tabii tabii kontrol ediyoruz, bakıyoruz. Hani ilgileniyoruz. Hani Türk kitapları okuyor. Hani doğru olan kitapları okudu mu bir şey demiyorum. Ama yanlış okuduğu kitaplar tabii ki kızarım yani. Kızım 2 yaşında. Şu an kendisi kitap okuyamıyor ama onlara resim içerikli kitaplar gösteriyorum. Onlar da ahlaki değerlere uygun resimler oluyor. O şekilde yani. Daha çok kitap okurken böyle hem okumamı geliştiriyorum hem de
Çok güzel. Okuduğum kitaplar benim eğitimime yardımcı oluyor.